Sürüye uymak. Günlük dilde küçültücü bir anlam taşıyan sürü psikolojisi kavramı ilk olarak 1848'de Amerika'da kullanılmıştır. Dan Rice adında bir palyaço, yerel bir seçimde bindiği bando arabasında çıkardığı gürültüyle çevresinde topladığı insanları eğlenceli müziğe katılmaya ve desteklediği siyasetçiye oy vermeye davet etmiştir. Elde ettiği başarı daha sonra İngilizceye bandwagon effect yani bando arabası etkisi kavramı olarak girmiş ve sürü psikolojisi anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Psikoloji disiplinine göre sürü psikolojisi belirli kural ve koşullarla şekillenen bir topluluğun sorgulamadan birbirine benzer düşünce, inanç ve davranışlar geliştirmesidir. Bu eğilime iş hayatında siyasi gruplar içinde spor karşılaşmalarının yapıldığı stat ve salonlarda politik gösterilerde çok sık rastlanır. İş hayatında aynı bölümde çalışan kişiler aralarındaki uyuma fazla önem vermeyi iyi ekip çalışması olarak kabul ederler. Grup içinde uyumu korumak için farklı fikir ve görüşlerine kendi kendilerine sansür uygulayabilirler. Gerek iş hayatında, gerek bir siyasi topluluk içinde bireyler lidere itaat etmek veya gruptan dışlanmamak için grup ve liderle paralel düşünürler. Meslektaş veya ekip üyelerinin baskısı grup üyelerinin karar mekanizmalarını etkiler. Sürü psikolojisinin en çarpıcı olduğu grupların başında ergenler gelir. Ergenlik dönemindeki gençlerin en büyük şikayeti anne ve babalarının baskısıdır. Ancak bu dönemdeki en büyük baskı yaşıtlarının baskısıdır. Başarılı örnekleri ve toplulukları izlemek insanların doğal bir eğilimidir. Bu nedenle futbolda takım tutmak, politikada bir siyasi partiyi veya lideri kayıtsız şartsız desteklemek çok sık görülen ve günlük hayatın bir parçasıdır. Üçüncü dünya ülkelerinde Barcelona veya Manchester United gibi Avrupa'nın başarılı takımlarının formalarıyla gezen birçok genç ve yetişkin insana rastlamak mümkündür. Benzer şekilde bir takımın taraftarı olan kişi kendisinin hiçbir katkısı olmadığı halde o takımın başarılarıyla gurur duyar maçları ve gelişmeleri o takımın çıkarları açısından görür ve değerlendirir. Başarısızlık durumlarında haksızlığa uğradığına inanır. Politik alanda da durum farklı değildir. Başarılı bir insan, yarattığı güven halesiyle ve kitlelerin özlemlerine cevap vereceği algısını yaratarak çevresini etkiler bir insanı idolü veya ideal egosu olarak seçen kişi eleştirel düşünemez ve hatta bu kişinin hatalarını da meziyetmiş gibi görmeye başlar. Politikada sürü psikolojisi, bir siyasi hareketi sadece çoğunluk tarafından desteklendiği için destekleyen seçmenlerde görülür böylece sandığa gidecek olan kişi kendisini bir seçmen olarak değil bir siyasi hareketi desteklediği için adeta özel bir kimlik kazanmış olarak görür bunun nedeni insanların zor bir karar vermeleri gerektiği zaman kendi içlerinde üç soruya cevap aramalarıdır ben kimim bu nasıl bir durum benim gibi biri bu durumda ne yapar Verilen oy sadece politik rekabetteki kazananı belirlemez. Partiler ve bu partilere oy verenler itibarlarının da etkilendiğini düşünür. Bunun sonucunda seçim mitinglerine ve anketlerine önem verilir ve taraflar kendilerini öne çıkaran anketleri meydanlara veya kendilerini destekleyen medyaya taşırlar. Yalnızlık insanın en temel korkularının başında gelir ve bu nedenle insanlar topluluğa uymayı güvenli bulur. Bunun dışında her insan karar vermekte zorluk çektiği durumlarda herkesin yaptığını yapmaya yönelir. Çoğunluğun düşüncesinin doğru olmadığı durumlarda bile insanların topluluğa uyma eğilimli olduğunu Salomon Ash adlı bir psikolog, 1955 yılında yaptığı bir deneyle çok çarpıcı bir şekilde ortaya koymuştur. Daha sonra sosyal psikolojide klasik nitelik kazanan bu deneyde, Ash, algı konusunda bir test yapacağını söylediği beş deneyi bir masa etrafında toplamış, ve onlardan kendilerine gösterilen karttaki bir çizgiyi diğer karttaki üç çizgiden biriyle eşleştirmelerini istemiştir. Ancak araştırmada bir gerçek denek ve dört de araştırma asistanı yer almıştır. Araştırmanın başında üç kişi arka arkaya yanlış cevap vermiş ve bu durum gerçek denekte rahatsızlık yaratmış ancak yine de doğru cevabı söylemiştir. Ancak daha sonraki aşamalarda denek yanlış olduğu çok açık olan grup tercihlerine uyum göstermeye başlamıştır. Deneyden sonra yapılan değerlendirme görüşmesinde deneye tercihinin nedeni sorulmuş, verilen cevapların ikiye ayrıldığı görülmüştür. Bir grup denek, herkes öyle dediğine göre ben yanılıyorum diye düşündüm demiş. Diğer grupsa davranışını herkesin içinde aptal duruma düşmemek için ben de onlara uydum diye açıklamıştır. İnsanların yanlış olduğunu bildikleri halde desteklerini sürdürdükleri durumlara çok sık rastlanır. İnsan sayısının fazlalığı, yapılan vaatler ve yaratılan atmosfer sürü etkisini kolaylaştırır eş deneyi, grup büyüklüğü, gruba karşı çıkan bir üyenin varlığı gibi çok farklı şekillerde defalarca tekrarlanmış ve şüphe bırakmayacak şekilde doğrulanmıştır. Sürüye uyma davranışının temelinde insan canlısının sosyal bir varlık olması yatmaktadır. Sosyal bir varlık olmanın doğurduğu grup dinamiği, insan psikolojisindeki beğenilme isteği ve dışlanma korkusunu tetiklemektedir. Böylece eş deneyinin çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğu gibi, gruba dahil olmayanların yadırgadığı ve anlamakta zorluk çektiği uyum gösterme eğilimi ortaya çıkmaktadır. Radikal siyasi ve silahlı akımların mensuplarının günümüzde gösterdikleri etkinlik ve varlıklarını ortaya koydukları bölgelerde aldıkları destek bu toplulukların dışında olanlar tarafından anlaşılamamaktadır. Buna karşılık toplulukların birbirlerine karşı din, mezhep milliyet, ırk gibi farklılıklar temelinde nefret dolu genellemelerle davranmaları, yasalarda nefret suçu sayılarak önlenmeye çalışılsa da günümüzde güçlenerek etkisini sürdürmektedir. Ancak ülkemizde takım renkleri gibi hiçbir düşünceye dayanmayan ayrışmalar dahi sonu şiddetle biten çatışmalara dönüşmektedir. Günlük dilde sürüye uymak, veya sürü psikolojisi küçümsenerek kullanılan kavramlardır. Zeki insanların veya iyi eğitim görmüş insanların bu tür hatalar yapmayacağı kabul edilir. Oysa yukarıda anlattığımız gibi konu zeka ve eğitimle ilgili olmayıp insan psikolojisiyle ilgilidir. Sürünün dışına çıkabilmek, bir taraftan kişilikle, diğer taraftan düşünce biçimiyle ilgilidir. Türkiye gibi bireylerin kendisini birey olmaktan önce bir topluluğun üyesi gibi gördüğü bir ülkede Suriye uymayacak bağımsız bir düşünce yapısına rastlamak çok zordur. Çünkü eğitim sisteminde ve günlük hayatın akışı içinde farklılıklar hoş karşılanmamakta ve kişinin cezalandırılması veya bulunduğu topluluktan dışlanmasıyla sonuçlanmaktadır. Topluluğa uyum ve herkesle birlikte hareket etmek finans alanındaki kararlar için de geçerlidir. Finans piyasalarına adım atan her yatırımcının bildiği bir gerçek vardır. Herkes alırken satmak, herkes satarken de almak. Son derece basit gibi görünen bu ilkeyi uygulamak, yukarıda anlattığımız psikolojik mekanizma nedeniyle neredeyse imkansızdır. Çünkü yatırımcılar birbirini gözlemekte ve tercihlerini başka yatırımcılara bakarak yapmaktadır yakın zamanda içinden geçilen böyle bir dönemde Türkiye'de bir ekonomi yazarının kaleminden çıkan durum değerlendirmesi bu duruma çok güzel bir örnektir. Riskleri herkes görüyor ancak kimse rakibinden geri kalmak istemiyor. Bir kar furyası yaşanırken buna katılmaktan geri duramıyor. Gidişat böyleyken biz de kar edelim mantığı hakim oluyor. Sonuç olarak sürüye uymamak bağımsız bir düşünce yapısı geliştirmekle mümkündür. Bunun için sadece görüneni değil, görünmeyeni de sorgulayacak bir düşünce sistematiğine ihtiyaç gösterir. Herkes bir yöne bakıyor veya aynı yönde hareket ediyorsa, önce diğer tarafı kontrol etmek ve farklı seçeneklerin varlığını sorgulamak yararlı olabilir. Belki böylece herkesin göremediğini görmek ve herkesin yaptığından farklı bir yol izlemek mümkün olabilir. Bir düşünürün dediği gibi, herkes bir yolda gidiyordu, ben az gidilen yolu tercih ettim. Farkı doğuran da bu oldu. Ancak günümüzde eleştirel düşünceye dayalı eğitim giderek geriye atılmakta ve bütün birikimini tek kitaba borçlu insanlar yetiştirmek hedeflenmektedir. Acar Baltaş Akılsız Duyguların Cezasını Kararlar Çeker kitabından